Değerli izleyenler, EkoTürk ekranlarından mutlu günler. Ben Naz Özdeğirmenci. Gıda borsasıyla karşınızdayız. Tarım sektörünü, hayvancılığı, gıda üretimini, yani pandemiden sonra önemini bir hayli anladığımız sektörümüzün çatısı altına giren tüm konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bugünse baharat sektörüne yer veriyoruz programımızda. Türkiye'nin baharat sektöründe dünyadaki yeri nedir? İhracat rakamlarımız nedir? Hangi ülkeler Türk baharatlarına en çok rağbet ediyor? Markalaşma noktasında neredeyiz? Planlamalar söz konusu mu? Anadolu'nun zengin topraklarından sofralarımıza hangi baharatlar geliyor? Bunların hepsini İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Emin Demirci'ye soracağız. Emin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hep beraber olsun. Emin Bey, öncelikle siz baharat sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz uzun yıllardır. Lezzetli bir yemekte aslında işin sırrı nedir diye sorsalar çoğu belki de şef baharatta der. Sizden öncelikle sektör bilgisi alalım. Baharat sektörü ile ilgili rakamları bize aktarırsanız, öncesinde de baharat nedir? Baharat nasıl elde edilir? Buyurun efendim, sözü size bırakayım. Efendim, baharat sektörü aslında çok önemli bir sektör. Siz de altını çizdiniz. Lezzetli bir yemeğinizin olabilmesi için, doğal beslenebilmeniz için, herhangi bir rahatsızlık duyduğunuzda ilk başvurduğunuz ürün grubu doğal ürünlerdir. Bunların başında da baharatlar geliyor. Türkiye coğrafi yapısı gereği son derece 12 bin bitki türünün yetiştiği bir coğrafya. Bu bitki türünün 650 çeşidi endemik türü olan ve baharat ve daha çok gıda dışında da kullanılabilen, sağlık açısından da önemli olan ürün çeşidini oluşturuyor. Fakat bu yapının çok gerisinde hareket ediyoruz. Yani dünyada çok önemli bir baharat pazarı var. Yaklaşık 15 milyar dolarlık bir baharat pazarının olduğu bir dünyada Türkiye bunun %1-1,5 kadarını oluşturabiliyor. Bu da çok çok düşük bir rakamdır. Böyle bir coğrafyada, böyle bir doğa yapısıyla bunları konuşmak bile çok komik oluyor. Dolayısıyla biz bu üretim konusunda çok gerideyiz. Bunun sebepleri de vardır. Sektörün bazı altyapı sorunları vardır. Bu altyapı sorunlarımızın giderilmesi lazım. Türkiye'de yetişen diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi baharatlarda da bütün tarım ürünlerinde eğer Türkiye'de yetişiyorsa dünyadaki en kaliteli ürün olarak değerlendirme yapılabilir. Şimdi bu bizim açımızdan çok önemli bir şanstır. Fakat bu şansı dediğim gibi pek değerlendiremiyoruz. Bunun için de baharat camiasının, baharat sektörünün biraz daha desteklenerek, bilinçlendirilerek bu olanaklardan faydalanmasını sağlamamız gerekiyor. Fakat buralara gelinceye kadar olan bölümde bir de baharatla ilgili bazı sıkıntılarımız var bizim. Şimdi bu sektör neden gelişmiyor, neden yerinde sayıyor? Şimdi birçok bilim adamımız ekranlara çıktığında baharatın faydalarından, karışımlarından, nerede nasıl kullanılması gerektiğinden bahseden çok değerli, kıymetli hocalarımız var, tıp doktorlarımız var vesaire. Bazı sektörün yine dışında olan ve mahalli olarak herhangi bir yerde küçük bir baharatla ilgilenen bir kişinin söylemleriyle koca baharat sektörünü televizyon kanallarında çıkarak yerle bir edebiliyorlar. Şimdi bu kadar kolay harcanabilen bir sektörün bu kadar uzun yıllardır emekleyerek gelişmesi çok normaldir. Burada herkesin sorumluluklarını biliyor olması lazım. Bunu şunu örnek verebilirim. Yıllar önce bir tutturdular baharatın içine, biberin içerisine kiremit tozu katılıyor. Son zamanlarda yine medyada çıktı, yazılı ve görsel medyada demir tozu katılıyor gibi böyle abuk subuk bir sürü şeyler söyleniyor. Şimdi koca bir sektörde böyle bir görüşmeler, böyle bir konuşmaların yapılması çok doğru işler değil. Eğer böyle bir mesele varsa, böyle bir sıkıntı varsa, buna benzer sorunlar varsa
odalar ve borsalar vardır. Türkiye'de kurulmuş baharat camiasını temsil eden dernekler vardır. Bırakın onu bir kenara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Tarım ve Orman Bakanlığı vardır. Ve bu Orman Bakanlığı her il ve ilçede müdürlükler oluşturmuştur ve kayıtlı olan bütün firmaları da denetlemektedir. Şimdi bu tür asılsız söylemler sektörümüze çok ciddi zarar vermektedir. Bunlara herkesin sektör adına dikkat etmesi gerekiyor. Bir başka eksik yanımız da sektör olarak birbirimizi çok toparlayan, derleyen, toparlayan bir yapıda değiliz maalesef. Dağınık bir yapıdayız. Ha, bunların yanında güzel şeyler var mı? Evet, çok güzel şeyler var. Onlar da şudur. Sektörümüzde ciddi yatırımlar yaparak üretim, paketleme yapan çok değerli ve çok kıymetli firmalarımız var. Zaman zaman şunları duyuyoruz. Ben diyor vatandaş, toz biber, toz karabiber almıyorum. Ne der? Hileli oluyor. Ya bu böyle bir şey olamaz. Yani bütün sektör adına böyle konuşmaların yapılması çok büyük bir sakıncadır. Oysa büyük yatırımlar yaparak sektörde çok doğru işler yapan, çok güzel işler yapan yüzlerce firmamız var. Düşünebiliyor musunuz? Sahaya sunmuş olduğunuz, piyasaya çıkarmış olduğunuz raflardaki ürünlerinizin içine demir tozu koyacaksınız ve siz bunu satacaksınız. Ayakta kalma çabası göstereceksiniz. Yani bu safsatalara çok inanmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi ayrıca bu sektör bu tür karalamalarla bir yere gidemiyor maalesef. Peki firmalarımız neler yapıyorlar? Aklı başındaki doğru üretim yapan çok kıymetli ve değerli firmalarımız, sözünü ettiğiniz herhangi bir bulaşanın vesairenin olmaması için tesislerinde cihazlar koyuyorlar, metal dedektörler koyuyorlar, gıda mühendisleri istihdam ediyorlar, laboratuvarlarla çalışıyorlar, kendi bünyelerinde laboratuvar kuruyorlar. Bu çalışmaların temelindeki yatan şey nedir? Doğru ürünü tüketiciye ulaştırabilmektir. Ve tüketicinin baharatla ilgili olan bu tür yanlış söylemlerden dolayı güvenini kazanmaktır. Şimdi bunu sektör adına bir değerlendirme yapabilir miyiz? Yapamayız. Burada herkesin bir sorumluluk alması gerekiyor. Bu güzelim ve nadide ürünlerin, bu doğanın muhteşem tadı olan ürünlerin böyle söylemlerle tüketicide korku ve tereddüt yaratılmaması gerekiyor. Evet bunları, efendim. Şimdi buyurun. Adettendir artık pandemiyi de soralım çünkü genelde tüm sektörlerimize soruyoruz bunu. Pandemiyle birlikte aslında bu süreçte ithalat ve ihracatta kısıtlamalar oldu ve çoğu sektörde transferlerde duraksamalar oldu. Baharat sektörü için ne dersiniz? Bu Türkiye'de hissedilmeye başlandı, yani testler Mart ayından itibaren test piyasalardaydı ve Haziran'a kadar kısıtlamalar sürdü. Baharat sektörü için ne dersiniz? Rakamlarda tüketimde ne gibi değişiklikler oldu? Biraz da ihracat rakamlarından bahsedersek çok iyi olur. Şimdi efendim, Türkiye'de pandemiyle birlikte tarım ürünlerindeki, temel tarım ürünlerindeki malum artışla birlikte baharat gruplarında da çok ciddi bir artışlar meydana geldi. Bunun sebebi nedir? Dünyada genel anlamda, dünyada herhangi bir sağlık problemi, çevre sorunları yaşandığında insanların doğal ürünlere karşı bir ilgi ve alakası var. Dolayısıyla bu doğal ürünlerin başında da baharatlar gelmektedir. Baharatlara yoğun bir ilgi ve alaka oluyor. Doğal olarak insanlar yoğun antioksidan içeren, solunum yollarına iyi gelen, birçok özellikleri bünyesinde taşıyan baharatları tüketmek istiyor. Bunun için de doğru tüketim yapması lazım. Doğru ürün alıp doğru ürünü kullanması gerekiyor. Pandemiyle birlikte bu taleplerde ciddi bir artış oldu. İlk dönemlerde özellikle yurt dışından gelen ürünlerde bazı sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntılar şu anda çözülmüş durumdadır. Önemli bir, ciddi bir sorun yoktur. Fakat baharata olan yoğun talep yine devam etmektedir. Dediğim gibi ihracat konusunda şu anda çok başarılı
olduğumuz bir alan değil baharat grubu. Temel ürünlerimizde bile ihracat kalemlerimiz olan kekik, defne yaprağı, kimyon gibi ürünlerde bile ham madde bazında satış yaptığımızdan dolayı katma değeri çok yüksek olan bir yapı maalesef söz konusu değil. Pandeminin bir başka etkisi daha oldu bizim sektörümüzle ilgili. O da tüketicinin sağlık açısından daha hijyen gördüğünden dolayı paketli ve ambalajlanmış olan ürünlere karşı bir eğilimin arttığını görüyoruz. Çünkü bir ürünü sorgulamak için paketleme yapılmış olan ya zaman zaman söylemler yapılıyor. Artık başa dönmenin bir anlamı yok. Türkiye gerçekten de ambalajlama konusunda, paketleme konusunda çok ileri düzeylere gelmiş. Baharat grupları da buna dahildir. Yani üstünde üretim tarihi olacak, son kullanma tarihi ya elbette ki olacak şeyler. Zaten bunlar her gıda maddesinde olduğu gibi baharatta da olması gereken şeylerdir. Bunu konuşmaya bile gerek yoktur. Zaten aklı başındaki firmalarımızın tamamı Türk Gıda Kodeksi standartlarının baharat tebliğine uygun, etiket yönetmenliğine uygun işlem yapmaktadırlar. Dolayısıyla tüketicinin bu eğilimleri karşısında beklentilerini ambalajlı ürünlerde daha kolay buluyorlar. Çünkü ayrıntıları var. Bu ürün ne zaman üretildi, kimin tarafından üretildi? Yani parti numarasına girdiğiniz zaman ürünlerin kaynağına ulaşabiliyorsunuz. Bu yapı baharatta da vardır. Dediğim gibi yurt dışındaki baharat talebiyle birlikte, pandemiyle birlikte baharat grubunda da yoğun bir talep ortaya çıkmıştır. Hala insanlar alternatif tip olarak ürünler, gıda ürünleriyle ya da bu tür şifalı ürünlerden de beklentileri devam ediyor. Biz de doğru ürünü doğru paketleyerek, doğru yaparak tüketicimizle buluşturma çabasındayız. Evet, biraz önce de bahsettiğiniz gibi aslında bu dönemde herkes yoğun antioksidan içeren ürünlere yöneldi. Özellikle ben ıhlamur her gün içer oldum. Böyle bir alışkanlığım yoktu. Sizin gözlemlediğiniz ürün gruplarından talep artışı olan hangileri oldu? Şimdi burada ürünleri birer birer böyle saymamız çok doğru değil ama sezonsal olarak, doğal olarak sonbahar geldiğinde içecek grubunda tüketilen ürünler, ıhlamur başta olmak üzere temel olarak ada çayı vesaire gibi ürünler, kış çayı şeklinde yapılan karışımlar, bunlar ilgi görüyorlar. Diğer baharat gruplarında kekik zaten rutin bir şekilde hareket gören bir ürünümüzdür. Yani diğer baharat çeşitleri yine çörek otu vesaire gibi ürünler sürekli tüketici tarafından izlenen ürünlerdir. Çünkü bunlardan hep şifa beklentileri var. İşte zencefildir, zerdeçaldır. Daha çok televizyon kanallarında şurada burada tüketicinin takip ettiği karışımlar vesaireler gibi ürünlerden dönüp talepler yapabiliyor tüketicilerimiz. Burada bir problem yok. Herkes doğru olan ürünü doğru haliyle tüketiciye ulaştırmak zorundadır. Bizler paketleme yapan firmalar olarak karabiberin ben tanesini başka yerden alıyorum, güvenmiyorum demekten çok ciddi rahatsızlık duyuyoruz. Tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla rahat bir şekilde gidip paketlenmiş marketlerde satılan ürünlerini gönül rahatlığıyla alıp tüketebilirler. Böyle içinden kum çıktı, demir tozu çıktı, o çıktı, bu çıktı gibi söylemleri çok fazla ciddiye almasınlar. Çünkü Tarım Bakanlığı da bizleri çok yakından takip ediyor. Bu anlamda herhangi bir problem söz konusu değil. Evet, bahsettiğiniz gibi tüketici aslında standart dışı ürünlerle karşılaşmak istemiyorsa paketlenmiş baharatlara yönelmesi gerekiyor. Çünkü bu paketlenmiş baharatlarda nerede, ne zaman üretildi gibi standartlar da belirtilmiş oluyor. Tüketicinin içi de rahat ediyor güvenlik, gıda güvenliği açısından. Peki efendim, baharat, taze baharat nasıl olur? Tüketici baharat alışverişi yaparken neye dikkat etmesi gerekir? Kokusundan mı belli olur, yoksa görüntüsünden mi? Birazcık bize bilgi aktarabilir misiniz bu konuyla ilgili? Şimdi Naz Hanım, baharattaki herhangi bir şeyin ölçümünü tüketici olarak sizlerin yapması çok mümkün değil. Baharat bir
karışım oluyor, bazen öğütülmüş haliyle oluyor. Sizin bunu tahlil etmeniz çok mümkün değil. Zaten paketleme yaparak, ürünün üzerindeki detayları vererek tüketiciyi bilinçlendirme anlamında çalışmalar yapıyoruz. Amacımız doğru ürünü tüketiciye ulaştırmaktır. Şimdi paketleme firmalarımızın biraz içeriğinden de bahsedeyim ben. Lütfen. Ambalajlama yaparken artık firmalarımızın ISO 22000 HACCP sistemleri var. Bu sistemler gereği işletmelerinizde bulundurmanız gereken zorunlu şeyler vardır. Bunlar metal dedektörlerdir, gıda mühendisleridir, hijyen koşullarıdır. Özellikle pandemiyle birlikte birçok yerlerde dezenfektendir, maskelerdir, eldivenlerdir. Bunları işletmenizin her aşamasında bulundurmak zorundasınız ve sağlıklı bir ürünü piyasaya sunmak zorundasınız. Yani tüketicilerimiz bu konuda rahat olsunlar. Şimdi onlara ürünün şuyuna bakın, buyuna bakın dersem, bir kekiğin kokusunu aldığınız zaman bir karışımın içerisinde %20, %10'luk bir kekik karışımı olsun, siz onu koklayarak kekik olduğunu algılıyorsunuz. Ama o kekiğin kalitesini algılama şansına sahip değilsiniz. Ya yani bunlar tüketicimizin böyle koklayarak, hissederek ya da tadına bakarak anlayabileceği şeyler değil. Çünkü baharatların aroma değerleri çok yüksektir ve bunu sizin damak tadınızla ya da dilinizle test edip tespit etmeniz biraz zor gibi görünüyor. Burada doğru iş yapan firmalarımızı daha çok öne çıkaracağız. Tüketici güvenecek, herhangi bir problemde mutlaka ve mutlaka üretici firmalarla iletişime geçecek. Ve hakkını koruyacak. Biz tüketiciye doğru ürün yapmak zorundayız. Öyle baştaki zorunluluğumuz budur. Bir gıda işletmesi yapmış olduğu gıdanın insan sağlığına uygun olması gerekiyor. Bırakın onu bir kenara, zaten insanlar gıdayı niçin tüketirler? Sağlığını korumak için tüketirler. Dolayısıyla siz onların bu ihtiyaçlarını giderecek ürünleri sahaya sunmak zorundasınız. Bu bir zorunluluktur. İnsani bir zorunluluktur. Ticari bir ahlaktır. Adına ne derseniz deyin. Buralarda da yine bu işletmeleri denetleyen başka kurumlar da vardır. Mesela TOB bünyesindeki ticaret odaları, ticaret borsaları, sanayi odaları gibi kuruluşlar işletmelerin bu durumlarını da kontrol edebiliyorlar. Böyle bir hakları da var. Çünkü üyelerinin yanlış bir şey yapmasını pek istemez hiçbir kuruluş. Bunun yanında dernekler vardır. Bu derneklerde de yine aynı şekilde hiçbir dernek üyesinin yanlış işlere bulaşmasını istemez. Bütün gıda piyasalarında böyledir. Baharatta da böyledir. Dolayısıyla sektörde böyle bir küçümsenen bir yapıyla sürekli kötü şeylerle gündeme geldiği için sektörde bir itibar kaybı oluyor. Çok ciddi bir itibar kaybı oluyor. Hatta birçok baharatla uğraşan firmamız ben baharatçılık yapıyorum demekten çekinir hale geldiler. Neden? Çünkü piyasada kötü bir algı oluşturuluyor bu tür yöntemlerle. Yani bunu çok öne çıkarıyorum, kusura bakmayın. Belki o kadar çok sorunumuz var ki, yani sektörel anlamda bizim çok ciddi sorunlarımız var. Ama bu sektördeki sektörel sorunlarımızın bir şekilde üstesinden gelebiliyoruz zaman içerisinde. Ama asıl üstesinden gelemediğimiz meseleler bu tür meselelerdir. Yani yakın bir zamanda, işte biraz önce bahsettim, paketli baharatların içerisinde demir tozu var. Ya Allah aşkına, ya insanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Ve bunu aklı başında bir bilim camiasından birisi de kalkıp rahat rahat televizyon kanallarında yorumlayıp, işte içinde demir tozu olan bir baharatın insan sağlığına zararlı olduğundan bahsediyor. Yani Allah aşkına yapmayın böyle şeyler. Yani böyle şey olur mu? Bunu herhangi bir yerde böyle kendini bilmez birisi yapmışsa çıkıp sektör adına böyle bir konuşmayı yaptığınızda, o zaman biz sektör paydaşları olarak altyapı çalışmalarımız yerine ihracatta bir kalem daha ürünü nasıl satarız, üretimi nasıl yaparız, bunlar yerine dönüp bu tür saçmalıklarla mücadele vermeye başlıyoruz. Ve
söylentisi olan ürünle ilgili çok ciddi sorunlar yaşamaya başlıyoruz. Yani Türkiye'de üretilmeyen bir üründür karabiber. Tamamen yurt dışından ithal ediliyor. Burada bizim yapmış olduğumuz şey nedir? Doğru bir ürünü Türkiye'ye getirip, ayıklayıp, eleyip, koşuluna uygun olarak öğütüp, pakete koyup tüketiciye sunmaktır. Bunu yaparken bunun çeşitli analizlerini yapıyoruz. Mikrobiyal değerlerine bakıyoruz, kimyasal değerlerine bakıyoruz, yağ oranına bakıyoruz, rutubet değerine bakıyoruz ve bunların tamamını kontrollerini yaptıktan sonra piyasaya sunuyoruz. Şimdi aklı başındaki firmalarımızın tamamı bunu yapıyor. Ama her sektörde olduğu gibi birçok gıda dışı sektörler ve gıda içi sektörlerin hepsinde olduğu gibi baharatta da yanlış yapan firmalar oluyor mu? Vardır mutlaka. Biz de onların zaten ortadan kalkması için gerekli mücadeleleri yapıyoruz. Bunun için de dernekler kurmuşuz. Odalarda kayıtlarımız oluşmuş. Komiteler oluşturmuşuz. Dolayısıyla sektörü ayakta tutmak, sektörü belli bir yere taşımak. Şimdi dünyada ciddi oranda gelişen bir pazar var. Ama biz bu pazarda biraz önce söyledim. %1,5'unu bile alamıyoruz. 15 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Şimdi bu tür konuşmalarla ilgilenen bir sanayi grubu, bir üretim grubu ya da bir iş veren grubu kendini yenileyebilir mi? Yenileyemiyor. Oysa gerçekten de sektörel anlamda da ciddi sorunlarımız var. Yani nedir bu? Türk Gıda Kodeksi standartlarından kaynaklanan, değiştirilmesi gereken, ilave edilmesi gereken meseleler var. Yine aynı şekilde ürünleri analiz ettiriyoruz. Laboratuvarlarla ilgili yaşanan sıkıntılar var. Altyapısını daha tamamlamamış bir sektördeyiz. Daha büyümeye Türkiye'de de öne açık olan bir sektördür. Altyapı eksikliği olan firmalarımız var. Bilgi eksikliği olan firmalarımız var. Üniversitelerle diyaloglarımızı daha yeni yeni başlatıyoruz. Teknik olarak işi daha iyisini nasıl yapabiliriz? Türkiye'deki yetişen bu 650 çeşit ürünü nasıl tıbbi ve baharat grubunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Bunların birçoğunu nasıl ticari hayata sokabiliriz diye bunların çalışmaları yapılırken bir taraftan ama bizi en büyük etkileyen, en çok etkileyen unsurların başında bu tür aslı olmayan ya da mahalli olarak Türkiye'nin herhangi bir ilçesinde ya da herhangi bir ticari faaliyetlerin, perakende faaliyetlerin döndüğü bazı sanayilerin bulunduğu yerlerdeki esnafla, şununla bununla bir şeyi buluyorlar, televizyon ekranlarına koşuyorlar. Vay baharatta böyle bir şey var. Bir bakıyorsunuz Türkiye genelinde karabiberle ilgili sıkıntı var. Çünkü tüketici güvenmiyor ve ne yapacağını şaşırıyor. Evet, karalama kampanyalarıyla sektör itibar kaybına uğradığını iddia ediyorsunuz. Evet. Emin Demirci, çok teşekkür ederim aktardığınız değerli bilgiler için. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Bizi bu olanağı tanıdığınız için biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum, hoşçakalın. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Değerli izleyenler, bugünlük Gıda Borsası'nın sonuna geldik. Ben Naz Özdeğirmenci, yarın görüşmek dileğiyle.